Olursunuz. Ne olur bana yardım edin. Hiç param yok benim. Ne olur yardımcı olun bana. Ailem beni terk etti. Kimsem yok benim. Ne olursunuz 3-5 kuruş para atın. Gerçekten karnımı doyuracağım. Başka bir şey istemiyorum parayı. Oh yeğenim, ah sokakta kalmış çocuğa bak. Küçücük çocuğu sokağa bırakmışlar. Çok ayıp, çok. Merhaba abi. Ne olursun bana acaba yemek parası verebilir misin ya? Ne olursa. Karnım gerçekten çok aç. Açlıktan kuyulduyor. Oh yeğenim va. Tabii veririm sana para. Allah Allah. Git bir karnını doyar. Üstüne bir şeyler al. Havalar çok soğudu. Üşür, hasta olursun. Al bakalım yeğenim. Şimdilik bu kadar vereyim sana. Sonra bir de sana ceket parası da veririm. Tamam mı? Gerçekten çok teşekkür ederim amca. Gerçekten harika birisin sen. Hadi yeğenim, sana kolay gelsin bakayım burada. İyi çalışmalar. Şuraya bak, yaşlı dayı çocuğa 100 lira attı. Şimdi o çocuğa çok komik bir şaka yapacağım. Gri maddeye dönüşüp 100 lirasını çalacağım. Ruhu bile doymayacak. 100 lirasının olmadığını gördüğünde de şok olacak. Gerçekten çok komik olacak ya. Evet, gri maddeye dönüşelim şimdi. Ve işte. Şimdi gösteririm ona. 100 lirasını çalayım da aklı başına gelsin. Gerçekten çok komik olacak ya. Çok komik olacak. Hop işte, kaçalım bakalım şimdi. Aldık 100 lirayı. Ne olursunuz, ne olur para verin. Üstüme kıyafet alacağım. Karnımı doyuracak parayı buldum. Ama maalesef kıyafetim yok. Hıy, oğlum senin karnını doyuracak paran da yok mu ya? Sen fakirsin oğlum. Senin hiç paran yok. Nasıl olur bu ya? Ama benim 100 liram vardı. Nereye gitti o? Ulan sen yeminime kırsın ha. 100 lira var diyor bir de. Ama 100 lira vardı. Tam buradaydı. Nereye gitti o? Of ya. Of, nereye gitti? 100 lira. Onunla ben karnımı doyuracaktım. Nereye gitti 100 liram ya? Uyamaz ya. Uyamaz. Şuna bakın ya. Nasıl ağlıyor? 100 lirasını aldım. Ruhu bile duymadı. Hala tabağa bakıyor 100 liram nerede diye. Saftirik ya, saftirik bir çocuk gerçekten. Neyse, kısa günün kârı 100 lira. Aa, şuraya bakın ya, Kerem komiser bankanın önünde nöbet tutuyor. Şuraya bakın ya, ne kadar da odaklanmış. Şimdi onu gidip dört kolla korkutursam çok komik olur ya. Evet, onu şimdi öyle bir korkutacağım ki aklı yerinden uçacak. Evet, hemen dört kola dönüşelim. Bekle bakalım beni Kerem komiser, geliyorum. Çok pis korkutacağım seni. Evet. Evet, şöyle sinsi sinsi yaklaşalım Kerem komisere. Arda, manyak mısın oğlum sen ya? Ne yapıyorsun? Aklımı alıyordun. Gerçekten çok korkuttun beni. Kerem komiser, bu kadar korkma ya. Korkakta bak. Arkadaşlar, annenizi seviyor musunuz? Eğer annenizi seviyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bakalım kaç kişi annesini seviyormuş? Like'larda göreceğiz. Gerçekten çok korktun vallahi, çok komikti. Bak sen korkak tavukmuş. Gösteririm ben sana korkak tavuğu. Ama ne var Kerem komiser ya, Allah Allah. Küçük bir şaka yaptım işte, çok komikti. Hiç de bile, hiç komik değil de sen öyle san. Allah Allah, bir tek sen güldün buna. Allah'ım ya Rabbim ya. Of Kerem komiser ya, sen de şakadan hiç anlamıyorsun ha. Kerem komiser, hırsızı yakaladınız mı? Ne hırsızı ya, ne diyorsun sen? Bir yanlışın var bankacı abi. Buradan hırsız geçmedi ki. Ya nasıl geçmedi? Şimdi bir tane hırsız girdi içeri. Bütün paramızı aldı gitti. Siz görmediniz mi? Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Biz. Ben Kerem komisere şaka yapıyordum da o ara daldık herhalde. Oo, ne güzel valla. Çay kahve de getireyim mi? Daha rahat muhabbet edersiniz. Bütün paralar gitti ya. Bütün paralar gitti işte. Sizin umurunuzda bile değil. Bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Çok özür dileriz ya. Merak etmeyin. Ben onu yakalayacağım. Evet ya. Kerem komiser onu yakalar. Hiç merak etmeyin. Umarım yakalarsınız. Umarım. Arda, sen artık çok olmaya başladın. Ne var Kerem komiser ya? Ne yaptın yine, Allah Allah? O saati artık sen kötüye kullanmaya başladın. Kendi zevklerin için kullanıyorsun. Süper kahramanlık yapmıyorsun. Sana iyi bir ceza verme zamanı geldi. Ya Kerem komiser, 2-3 kişiye şaka yaptım diye bana niye kızıyorsun ya? Allah Allah, ne güzel.
güzel güldürüyorum işte insanları. Arda, senin şakalarına senden başka kimse gülmüyor, anladın mı beni? Yaptığın hareketler çok bencilce, kimseyi düşünmüyorsan. Hayır ya, ne alakası var Kerem komiser, ben çok komik şeyler yapıyorum sadece. Arda, yaptığın bu çirkin şakalardan dolayı sana çok büyük bir ceza veriyorum. Tüm mal varlığına el koyuyorum senin. Bak bakalım dalga geçtiğin gibi insanlarla aynı seviyede yaşamak nasılmış, öğren. Kerem komiser, gerçekten böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Şaka yapıyorsun sen de bana. Komik bir şaka yapıyorsun. Hayır Arda, şaka falan değil, anladın mı? Bu yaptığın şakaların artık bir cezasını ödemen gerekiyor senin. İnsanları çok üzüyorsun. Şimdi de ben seni üzeceğim. Ama Kerem komiser, ne olursun, ne olur bana böyle bir şey yapma. Ne yaparım ben parasız susuz? Ne yaparsan yap, beni ilgilendirmez. Aklın başına geldiği zaman her şeyini geri alırsın. Hayır ya, hayır, olamaz Kerem komiser, ne olur. Olursun yapma bana bunu, ne olur. Hayır ya, hayır, ne yaptın Kerem komiser? İşte böyle, biraz yaptıklarının cezasını öde bakalım. Artık evin de yok, paran da yok, ne yaparsan yap. Hayır ya, hayır, olamaz, ne yapacağım ben? Of ya, of, şuradaki çöpten yemek yiyeyim bari. Karnım gerçekten çok acıktı, başka yerden de yemem ki. Hiç param yok, kimse bana yemek vermez. Herkese kötü kötü şakalar yaptım. Şimdi yemek istersem hayatta vermezler bana. Beni hiç sevmiyorlar. Elif, şuraya bak, şu arada değil mi ya? Çöpten yemek yiyor. Ay harbiden, ne olmuş bu çocuğa? Süper kahraman değil miydi bu? Evet ya, herkese kötü kötü şakalar yapıyordu. İşte kötülük yapanın sonu böyle olur. Ay evet evet, bir keresinde bana da şey yapmıştı. Benim makyaj malzemelerimi duvar boyasıyla değiştirmiş. Yüzüme balona yaptım resmen. Ne yani, yüzüne bildiğin duvara sürülen boyadan mı sürdün? Evet, ne yapayım, şaka diye boya koymuş şu makyaj malzemelerin içine. Ben de sürdüm. Benim de bir kere şaka olsun diye arabamın frenlerini koparmış. Arabayla hızlı hızlı gidiyordum, durmam gerekti. Bir bastım frene, fren çalışmıyor. Ölüyordum neredeyse. Şakalarını iyice abartmıştı bu çocuk. İyi olmuş. Ay evet evet, öyle şaka mı olur ya? Çüş yani. Bana yaptı ya, seninkinin yanında az kaldım valla. Evet ya evet, ölüyordum neredeyse ya. Şunlara bak ya, beni gördüler ama hiç seslenmiyorlar. Eskiden arkadaşlarıydım, şimdi fakir oldum diye umurlarında bile değilim. Arda, ne oldu, karnın mı acıktı oğlum? Niye çöpte yemek arıyorsun? Birini şaka yapıp yemeğini çalsana. Şey, hayır, artık ben öyle şeyler yapamıyorum. Kerem komiser yasakladı. Eğer bir daha şaka yaparsam saatimi de alacakmış elimden. Zaten her şeyimi aldı, bir tek saatim kaldı yani. Oo, canım. Neyse, sen hak ediyordun zaten. Pislik seni. Aynen aynen, sen biraz fazla olmaya başlamıştın. İyi oldu. Ben çok pişmanım ya, çok pişmanım. Karnım gerçekten çok acıktı. Yaptığım şakalar gerçekten hiç komik değilmiş ya. Of ya, of, neler yapıyormuşum ben. Hepinizden çok özür dilerim, gerçekten çok pişmanım. Son pişmanlık bir işe yaramaz. Seni uyardığımızda söyle, anlaman gerekiyordu. Evet, biz seni uyardık uyardık, bizi dinlemedin. İlla böyle bir ceza alman gerekiyormuş demek ki. İşte sonunda aklın başına geldi galiba. Evet Kerem komiser, ben yaptığım her şeyden çok pişmanım. Ne olursunuz affedin beni, ne olur. Bir daha yaptıklarının hiçbirini yapmayacağına söz verirsen seni affedebilirim. Bir de şaka yaptığın herkesten özür dilemen lazım. Gördüğüm herkesten özür diliyorum Kerem komiser. Elif'le Rüzgar'dan diledim bile. Evet Kerem komiser, sanırım gerçekten pişman olmuş. Arkadaşlar, sizce ne yapalım? Arda biraz daha cezasını çeksin mi, yoksa affedelim mi artık? Evet ya, ben de bilemedim. Acaba affetmesek mi? Bir daha bize şakalar yapmasın sonra. Evet evet ya, her an şaka yapabilir bu. Hayır ya hayır Kerem komiser, söz veriyorum. Söz veriyorum, yapmayacağım. Arkadaşlar ne olursunuz affetsinler bizi. Arkadaşlar yorumlara yazın, Arda'yı affedelim mi affetmeyelim mi? Sizin yazdıklarınıza göre affedeceğiz. Arkadaşlar ne olursunuz kurtarın beni, ne olur.